Orta Doğu Gazetesi. Gazete, Balkanlarda MHP lideri Bahçeli heyecanı başlığını kullanıyor. MHP lideri Bahçeli, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın sorunlarını yakından takip ettiğini belirterek, MHP'nin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Balkan turu çerçevesinde Batı Trakya'yı ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Evros yani Meriç ve Rodop illerinde soydaşlarla bir araya geldi. Aralarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Yalçın, Profesör Doktor Mevlüt Karakaya, Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Ankara Milletvekili Zuhal Topçu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bulunduğu kalabalık bir heyetle Pazarkule sınır kapısından karayoluyla Yunanistan'a giriş yapan Bahçeli, ilk olarak Evros ilindeki Türk köyü Büyük Dervent'i ziyaret etti. Bahçeli, Büyük Dervent'te kendisini karşılayan Türk köylülere yaptığı konuşmada Türkiye'nin her zaman Türk azınlığın yanında olduğunu ifade ederek kendilerini yalnız hissetmemeleri gerektiğini söyledi. Bahçeli daha sonra da Rodop ilinde iki Türk belediyesinden biri olan Sirkeli Belediyesi'ni ziyaret etti. Sirkeli'de Sirkeli Belediye Başkanı İbrahim Şerif ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra kalabalık bir soydaş grubu tarafından karşılanan Bahçeli, belediye meclisi salonunda bir konuşma yaptı. Bahçeli konuşmasında Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığın karşılaştığı sorunları bildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Bahçeli, Türk-Yunan ilişkilerinde son zamanda önemli gelişmeler kaydedildiğini ancak bu durumun azınlığın temel sorunlarının çözümünde yetersiz kaldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Balkan Türklüğünün 150 bin güzide evladı Yunanistan'da Müslüman Türk azınlık olarak yaşamaktadır. Biz, Büyük Türk milletinin güzide evlatları olarak her zaman sizleri bağrımıza basıyoruz. Sizin sorunlarınızı kendi sorunlarımız olarak görüyoruz ve üzerimize ne gibi bir görev düşecekse de ona hazır olduğumuzu da bildirmek istiyorum. Orta Doğu Gazetesi, Balkanlarda Bahçeli heyecanı başlığını taşıyan bir başka habere yer vermiş. MHP lideri Bahçeli, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının sorunlarını yakından takip ettiğini belirterek, MHP'nin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Doktor Sadık Ahmet'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, merhum Doktor Sadık Ahmet'in yaktığı milli kimlik meşalesi bugün gür bir şekilde yanmakta ve Batı Trakya Türklüğü tarafından sahiplenilmektedir. Doktor Sadık Ahmet her daim milletimizin gönlündeki eşsiz yerini koruyacak ve kalbimizde ayrıcalıklı bir değer halinde ilelebet yaşayacaktır dedi. Akşam gazetesi emanetine leke sürdürmeyeceğiz başlığını kullanıyor. MHP lideri Balkan gezisinin ikinci gününde Selanik'te atanın doğduğu evi ve Alaca-i İmaret Camii'ni ziyaret etti. Irkçı Altın Şafak üyeleri önceki gün olduğu gibi dün de Bahçeli'nin ziyaretini protesto etti. Güneş gazetesi kudurdular başlığını kullanmış bugün haberine. Bahçeli'nin Selanik ziyareti Yunan fanatikleri çıldırttı. MHP lideri protestoya cami ziyaretiyle karşılık verdi. Hürriyet gazetesi Selanik'te Altın Şafak protestosu diyor ve haberine ırkçılara inat camiye gitti başlığını kullanıyor. Milliyet gazetesi Altın Şafak kızdı, 9 ışık gezdi demiş. MHP lideri Bahçeli Yunanistan'da Altın Şafak ve milliyetçi grupların protestoları arasında Türk azınlık temsilcileriyle görüştü, moral destek verdi. Habertürk gazetesi Bahçeli Atatürk'ün evinde başlığını kullanıyor. Yunanistan gezisinin ikinci gününde Selanik'e giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Atatürk evini ziyaret etti. Ziyaret defterini imzalayan Bahçeli Selanik Başkonsolosluğunda Selanik Müslümanları Kültür ve Eğitim Derneği temsilcileriyle görüştü. Akşam gazetesi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın sözlerini başlığına taşımış. Başbakan yan gelip yattınız. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, hükümetin terörle ilgili politikalarını eleştirerek, Sayın Başbakan, terörle mücadele konusunda uyudunuz, yan gelip yattınız. Milletin güvencesi devletti ama terörle mücadele ederken devleti de uyuttunuz, dedi. Vural, düzenlediği basın toplantısında her gün gelen şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ülkeyi yönetenler başsağlığı dilemekten öteye gidemiyorlar. Sayın Başbakan, terörle mücadelede Amerika Birleşik Devletleri ve Obama'ya olan angajmanından vazgeçmeli. PKK'yı bertaraf et diyen Türk milletine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne angaje olmalıdır, dedi.
Orta Doğu gazetesi MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın sözlerini başlığına taşımış, Antalya'nın yararına olmayan bir sonuç ortaya çıktı. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Expo 2016 Antalya Kanun Tasarısı'nda AKP'li milletvekillerinin ısrarlı tutumu nedeniyle kamu, özel sektör, sivil toplum birlikteliğinin sağlanamadığını, Antalya'nın yararına olmayan bir sonucun ortaya çıktığını savundu. Orta Doğu gazetesi MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin sözlerini başlığına taşıyor. Yeniçeri düşen Türk uçağı değil, Türkiye'nin prestiji diyor. Haberin ayrıntısı şöyle. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, askeri uçağın düşürülmesini değerlendirirken Suriye'de düşen gerçekte Türk uçağı değil, Türkiye'nin prestij ve itibarıdır dedi.